Mike Tyson kimdir? Boks tarihinin en asi oyuncusu Mike Tyson, 30 Haziran 1966 yılında Brooklyn'de doğdu, ABD'li boksör, 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini birinci raundda nakavtla yendi, 22 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa bir süre sonra 1988 yılında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu kazandı, 1991'e kadar yaptığı 36 maçı da kazanan Mike Tyson ilk mağlubiyetiyle Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada tanıştı, aynı yıl, Amerika Güzellik Kraliçesine tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçtan dolayı hapse giren Tyson orada Müslümanlığı seçti ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası biter bitmez, bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buluyordu. Yumrukları kadar yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi ve Dünya Boks Birliği'nin ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elde etti. 1996'da Holyfield'a yenilerek unvanını kaptırdı. 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının 3. raundunda rakibinin kulağını ısırdığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. 2 yıl men cezası alan Tyson, Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson 1999 yılında tekrar ringlere döndü. 8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson'ın arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı 8. raundda yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını aldı. 54 yaşında ringlere geri dönen Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasındaki maç büyük heyecana sahne oldu. 15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında daha istekli ve atak bir görüntü ortaya koydu. Jones ise karşılaşmada daha tedbirli ve defansif bir oyun sergiledi. 8 round süren mücadelede boksörler sık sık birbirlerine sarılarak dinlenmeye çalıştı. İki isim de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi dikkat çekti. Mike Tyson ile Roy Jones Jr. arasında yapılan boks mücadelesi berabere tamamlandı ve berabere kaldığı maçtan tam 156 milyon TL kazandı.